Yaşlılara saygı haftası kapsamında Marmaris'te bulunan siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, dernekler ve belediye başkanları yaşlılarla bir araya gelerek onları unutmadıklarını belirten ziyaretlerde bulunuyor. Bu özel ve anlamlı hafta çerçevesinde Armutalan Belediye Başkanı Muhammed Ünlü de Armutalan'da yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret ederek evlerine konuk oldu. Bütün özel günler gibi bugünün de tek gün olarak kutlanmaması gerektiğini belirten Ünlü, yaşlıların hem geleceği hem de geçmişi yansıttığını ifade etti. Bugün yaşlı olarak nitelediğimiz büyüklerimiz, geçmişte bizleri büyüten, bizleri bu konumlara getiren ve topluma, ülkemize, milletimize yararlı evlatlar yetiştiren insanlar bunlar. Gerçekten ülkemizde emeğe geçen, hizmet veren insanlarımızın bu konuma gelmesine katkı veren insanlarımız, bunların sadece özel günlerde hatırlanmaması, her gün bu insanlarımıza saygı, sevgi, şefkat içerisinde yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Ünlü, bugünün gençlerinin yarın yaşlanacaklarını unutmamaları gerektiğini belirterek, yaşlılara sevgi ve şefkatle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Unutmayalım ki bugün genç olanlar yarının yaşlıları olacak ve ileride kendileri de nasıl bir davranış görmek istiyorlarsa yaşlılarımıza da, bugünkü yaşlarımıza da aynı sevgi, şefkat ve duyarlılık içerisinde yaklaşmaları gerektiğine inanıyorum. Ve bu duygularla tüm yaşlılarımızın yaşlılara saygı haftasını kutluyor ve kendilerine sağlık, huzur, ömür, uzun ömürler diliyor. Ve yaşamları süresince de mutlu olmalarını temenni ediyorum. Yaşlıların evlerine konuk olan Ünlü, onların dertlerini dinleyerek çözüm bulmaya çalıştı. Üzerinize sağlık. Vücudumda bir kızarma oldu. Birkaç günden beri hap verdiler, melen verdiler. Kullanayım, bir de mide ağrısı yaptı haplar. Demin yine gittik, aynı haplara devam et. Çocuk götürdü geldi. Bakalım neyin nesi. Aleykümselam. Oturamadım ben buna ya. Nasılsın? İyiyiz Allah. Siz de iyisin. Allah'a şükür. Buna şükür diyelim işte. Allah'a şükür. Hoş geldiniz. Başkanım canı sağ olsun. Sağ ol. Size sağ olun. Allah'a çok şükür. Uzun yıllar Marmaris basınına büyük emek vererek yaşamını gazetecilikle sürdüren gazeteci Selçuk Kardaş, geçtiğimiz günlerde sol tarafından kısmi felç geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı. Başkan Ünlü gezisi esnasında Kardaş'ı da evine giderek ziyaret etti ve kendisine acil şifalar diledi. Abi geçmiş olsun. Merak ettim ya. Sağ olun, nasılsın? İyiyiz ya. Allah'a şükür iyisin, iyisin. Hoş geldin abi. İyisin, çok şükür. 9 sene hatırlık burada. Çok sevdik burayı, değil mi Allah? Ama maşallah iyisin, iyisin. Çok iyiyim. Ayağa kalkacaksın, yine röportaj yapacağız. Tabii. Spor haberlerini takip edeceğiz. Sağ ol. Tamam mı? Ne var ne yok, nesin gidiyor? Güzeldik abi, ne olsun, bildiğin gibi. Senin bildiğinden farklı bir şey yok. Hasta yatağında bile gündemi yakından takip ettiğini sözleriyle ifade eden Kardaş, Başkan Ünlü'ye düşüncelerini aktardı. Oo, ben neler üretiyorum, yattım ya. Onları hep ürettiğin şeyle toparlar, ondan sonra yazarız. Valla, işsizler. Az mı emek verdiniz buraya? Allah'a çok şükür, elimizden geldiğince. Alnınız açık. Allah'a çok şükür, alnımız açık. Göğsümüz açık, her şeye her türlü hesabı verebilecek durumdayız. Ne mutlu. Herkesenlere, soranlara çok teşekkür ederim. Sokakta insanlar çeviriyor, Selçuk abimiz nasıl diyorlar? Ha, gönlüm hep onlarla beraber. Hiç üzülme, her şey insan başına gelir. Her şey insan başına gelir abi. Hiç üzülme. Yaşadığımız sürece bizler nelerle karşılaşacağız Allah bilir. Onun için hiç üzülmeyeceksin. Yine o senin planlarını uygulama safhasına soktururuz yine. Sen hiç canını sıkma. Sen merak etme. Selçuk abi. Hocam. Ne var ne yok? Gelemedim. Kusura bakma bu zamana kadar. Bir isteğin var mı? Bir ihtiyacın var mı abi? Çok. Bir isteğin, bir ihtiyacın olursa arkadaşlar uzak değil.
yerimizi, yurdumuzu biliyorsun. Her zaman her şeyi söyleyebilirsin. İhtiyacın olduğunda iletebilirsin. Biz her zaman seninleyiz, senin yanındayız. Sen bir an evvel iyileş. Yine birlikte çalışmalara devam ettiririz. Tamam mı?